Atayım sana. Güzel kardeşim, güzel. Ali abi şuraya geç. Merak edenler hepsi bakıyor. Miafert, bol içeren gıda takviyesinin kullanımı için üzerinde yazan ölçü birimi bir bardak suya 1,5 sinsi diye adlandırdığımız ölçek. Normal hazır içme suyu filtrelenmiş. Bir bardağımızı dolduruyoruz. Bir bardak suya içinde pipet dediğimiz ölçek çıkar. Bununla 1,5 cc dediğimiz 1,5 cc bunun içine döktüğümüz zaman bunun ölçü birimi budur. Bir bardaklık kullanım. Evde kullanımlar içinde bir şişeyi 10 litreye dökerek tüketiyoruz. Bir şişeyi damacana da 2 tane 5 kilo ya da 1 tane 10 kilonun içine hepsini döküp kullanacağız. İlaç şöyle, ilaç demeyelim de gıda takviyesi veya mineral takviyesi diyelim. Bunun asıl temeli biz bitkilerden ilham almıştık. Nasıl bitkilerden? Bitki topraktan minerali alıyor, kendi işliyor. Yaprağından, dalından veya meyvesinden fark etmiyor. Biz bunun tekrar bu bitkinin topraktan aldığı bu minerali, işlediği minerali tekrar bitkiden almak için adı ekstrat olan şeylerle uğraşıyoruz. Ve bunları almak için uğraşlarda bulunuyoruz. Veriyoruz, 10 kişiye versen 3'üne yarıyor, 5'ine yaramıyor. Devamında eğer ki minerali saf şeklinde elde edersek o zaman %90 veya %100 tabiri yanlış da %90 yakalarız diye bu şekilde yola çıkıldı bu ortamda. Ama minerali saf şeklinde elde etmeden sonra da minerali posasız diyoruz biz. Posasız vücut tamamen eritip dışarı atacağı bir posa olmaması ya da tıp dilinde biz toksin diyor. Herhangi bir toksini olmaması bunun kullanımını kolaylaştırıyor. Kolaylaştırdığı sebep çocuk içebiliyor, yetişkin içebiliyor, hasta içebiliyor. En önemlisi bizim anlatmak istediğimiz bu. Hastalık direncini yükseltmek için kullanabilirsin bunu. Vücuttan toksin attığında zaten vücudun kendi savunması mekanizması var, kendi antikorları var. Bunlar düzenli olarak yetiştiğinde yetiyor aslında vücuda. Bizim ilaca ihtiyacımız yok. Biz o zaman diye ki ilaçsız yaşam. Bor içerikli gıda takviyemiz vücuttaki bizim asıl bize önemli olan ve en değerli olan şey vücuttan toksin atması. İkinci olarak vücudun ihtiyacı olan minerallerin içinde olması. Devamında da bizim dediğimiz en vücudun en küçük yapı taşı olan mineralin en uç uca tepeden tırnağa kadar hücrelere geçiş yapıp hücreleri doyurmak, minerale doyurmak. Aslında vücudumuzun iki yakıtı varsa ikiden biri oksijendir, diğeri mineraldır. Vücudun ihtiyacını vermektir. Toksin etkisi olmadığı için yan etkileri yok diyebiliriz. Bu konsantre şekliyle içilmediği sürece, uygun oranda sulandırıldığı sürece yan etki yok diyebiliyoruz. Geri dönüşümler çok olumlu, fayda kısmı çok geniş. O yüzden biz hastalık kısmını dile getirmeyelim de vücut eksikliğiyle ilgili çok faydalı. Biz öyle diyelim, devamında kullanıcılarla ilgili bazen gönüllü video verenleri de internete atıyoruz. Onlar kendi ağzıyla söylesin diye, biz hastalıktan bahsetmeyelim diye. İlkin ruhsatlama sürecinde çok da dile getirmedik, bahsetmedik. Ruhsatlamadan sonra şu anda hastaların öncesi ve sonrasını değerlendiren her doktor bunun farkında ve görüyor. Çalışmalarla ilgili boş durmuyoruz ama çok da desek ki çok ürün yap yok değil de elimizdeki ürünü düzgünce veya ki düzenli olarak halka düzenli indirsek şu anda uygun olur. Çünkü vücudun temelden yapı taşlarını düzenlediği için ilaçsız yaşam diye bir çalışma yapalım bence. İlaçsız yaşama geçebilirsek kazanmış oluruz. Devlet olarak, insan ve halk olarak herkes. Ürünü yapan ve satan taraf olduğumuz için aslında biz değil de kullanıp iyileşen insanların yorumlarını öne koysak bize göre daha mantıklı. Çünkü biz satan taraf olduğumuz için ama ürünle ilgili bilimsel çalışmalar devam ediyor. Onları da yayınlayacağız. İlaç sınıfı olarak değil de
etken madde özelliği için, başka ürünlerde kullanabilmek için onun çalışmalarını yayınladığımızda bayağı bir hastalık konusu geçecek ama şu anda demesek uygun.